Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli takipçilerim, bizi sorarsanız biz iyiyiz. Bakın. Bakın arkadaşlar, bu sefer de adamım elini yaralamış. Tırnağını ocağın arasına mı kıstırmış? Ne yapmış herhalde? Gözüm görmüyor yavrum, ne yapmış? Şu hayırlısıyla gözüm oliyette olsaydım kurtulurdum bari. Arkadaşlar, bugün ocağımızı yine yaktık. Bir de geçenlerde biri sormuştu, demişti ki ne? A101'in arabası mı bu diye sormuştu. A101'in mi bilmiyorum ama bunu biri satıyordu. Ben de oradan aldım arkadaşlar. Daha parasını da vermedik bu ya. Adana'dan getirdim dedi. Ufak pazarı, geldiği için. Ufak geldiği için kendisi markette kullanmamış. Onun için ben de alayım dedim. Pazara giderken zaten pazar arabam kırıktı. Onun için onu kullanıyorum. Rahat oluyor pazara gidip gelirken. İnşallah bir dahakinde video çekersek, kısmet olursa tabii ki. Nasıl kullandığımızı da size gösteririz arkadaşlar. Bugün ateşimizi yaktık. Kurban kellemiz. Tabi bir tanesi bizim. Diğerleri başka yerden geldi. Bunların karınlarını da temizledim ama karın yani part, bumbar. Onları da temizledim ama onları inşallah kışa sakladım arkadaşlar. Bunları da pişireceğim. Artık etlerini ayıklayıp dolaba koyacağım. Birazını belki bugün yapabilirim akşama. Onun için ateşi yaktı. Sabahtan beri bununla uğraşıyorum. Buzdolabını temizledim, yerleştirdim derken. Ondan sonra bunlar şey yapmadım. Mustafa geldi, arkadaşı geldi. Çay içtiler dışarıda onlar. Ben içeriği temizledim, mutfağı temizledim derken öyle. Şimdi bu saat oldu arkadaşlar. Bunu da temizledik. Ocağımıza koyduk. Öbür benim büyük bir kazan vardı. O delinmiş arkadaşlar. Baktım altından su şarıl şarıl akıyordu. Bu konserve benim kazanım da arkadaşlar lazım şey oluyordu, iyi oluyordu ama şey olmuş, delinmiş. Haberden oradan oradan delinmiş. Ateşimizi yaktık, o dedi ben yakarım ateş dedi, yakarken de tabi elini kıstırmış. Şey yapmış, bu kazanı da annem almıştı bana ta yıllar önce, o da öyle duruyordu. Onu yıkadım, artık onun içine koydum. Kelleler sığmaz diye. Benim küçük bir tane kazan var da. Havlu yıkayacağım arkadaşlar. Kurumpadan yıkıyorum. Onu da söyleyeyim. Demeyin ki ne hani işte suyu boş akıtıyor falan demeyin. Kuyudan geliyor bu. Fiş takılı görürseniz şöyle yakından göstereyim. Şöyle arkadaşlar, fiş takılı. Bakın pervanesi dönüyor zaten. Burada da vanası var. Adam hortumu takıyor. Hortum arka tarafta. Bu parke döşenirken eşim buranın parkesi döşenirken şey yapmıştı. Onun adı. Alttan boru döşedi. Ayarladı değil mi? Bahçe içi. Ondan sonra oraya da vana yaptı. Onu da ayarladı. Allah izin verirse o enerjide bağlayacağım ya tap boyu. Bunu suyla. Kuvvet için sadece gözlüyor. Yani o da şey yaparız. Bir de bisiklet demişler arkadaşlar. Kaç tane bisiklet var demiş. Bizim fazla bisikletimiz yok. Bir tane bisikletimiz var. Bir de çocukların bindiği var. Onun da tekeri patlak olduğu için. Cantı kırık. Şunları diyorsanız eğer, bunları tavuklar asmanın dibini çok eşeliyordu. Çok toprağını çıkartıyorlardı arkadaşlar. Onun için eşim bunları böyle şey olarak yani onları gelip de toprağı eşelemesinler diye. Yoksa toprak koymuyorlardı asmanın dibinde. Onun için şey yaptı eşim bunu. Birini o tarafa, birini bu tarafa. Şurada zaten kedilerin, tavşanların suyu var. Bakın burayı böyle yapıyorlar. Bunlar da burada yatışıyorlar. Biri yok, neredesin? Biri de duvarın üstünde. Bakın arkadaşlar, böyle deşeliyorlar. Şöyle çukur çukur edip. Dolduruyorum yani. Böyle. Böyle artık havlumuz şey yapıyor, ıslatıyor arkadaşlar ama ıslatsak da yani yine de şey yapıyorlar, deşiyorlar, nasıl oluyorsa biz ya, de anlamıyoruz. Allah izin verirse göz ameliyatı olayım. Göz ameliyatı buraya komple boydan boya korku kapacağım. En az 50 saat. Yani girse evet. Bile şey olmaz, dağılmaz yani. O zaman görürler yani. Bunların yüzünden bugün arkadaşlar elime bıçak battı. Bura. Şöyle.
Niye derseniz bunları ben kelleyle uğraşırken bunlar geldiler. Ben de bunları leğene tutmayacaklardı az daha. Kovalayayım derken elime bıçak battı. Sonra artık Mustafa geldi. Mustafa kovaladı gittiler tabii. Kapıyı örtmek zorunda kaldık. Arkadaşlar ben şimdi havluyu temizleyeceğim. Yıkayacağım biraz. Zaten normalde her gün yıkıyor, günlük yıkıyor ama asmamız olduğu için bir de tavuklar olduğu için havlumuz çok kirleniyor. Dün temizledi eşim, süpürdü. Çöpler falan döküldü ama yine de asmanın çırptığımız halde yaprakları çok dökülüyor. Üstünde pek bir şey kalmamış. Şöyle birkaç tane üzüm falan var ama karanlıktan görünmüyor. Fazla karanlık oluyor havaya. Gökyüzüne gösterince böyle. Üzümleri çoğu da zaten sıcaktan çürüdü. Şurada var bir tane. Şurada var bir salkım. Üzüm fazla kalmadı üstünde yağmurdan dolayı. Şuralarda var. Şöyle. Bu buya yedi verenmiş. Onun için biraz sonradan oluyor. Biraz da şeyden oluyor. İlk zamanlar oluyor yani. Çiçeğe sonradan açıyor. Şimdi arkadaşlar ben havlumu temizleyeyim. Sonrasında kellemizi ara ara göstereceğiz. Tekrar görüşelim inşallah. Kolay gelsin canım. Yaptın mı abi? Yapıyorum. Arkadaşlar burada da eşim şeyler, zeytin dalları şu komşular verdi bize. Dede abla dedi zeytin dalı dedi. Biz kestik dedi. Bunlar dedi odun şey ekmek falan yaparken dedi kullanırsan dedi. Al dedi. O da orada bayağıdan beri duruyor da eşim de şimdi onları böyle kırıyor. Parçalıyor bunları ekmek yaparken, bazlama yaparken altında kullanacağız arkadaşlar inşallah. Biberlerimiz artık yavaş yavaş geçiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçi biraz da susamışlar da artık çiçek şey yapmıyor, tutuyor ama öyle pek bibere benzemiyor yani. Daha ufak oluyor yani. Şöyle göstereyim. Şöyle, yoksa üstünde daha çiçekler var şuralarda. İncirimiz arkadaşlar. Damacana, arıtmanın suyu buraya geliyor arkadaşlar. Şimdi size narlarımızı göstereceğim. Narlarımız bayağı büyümüş arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Bunun biri tatlı, biri ekşi. Şöyle bu sene iyi tuttu maşallah. Geçen sene yoktu pek üstünde. Şunu arkadaşlar eşim kesmiş. Ben zannettim buradan yeni bir tane ağaç çıkmış. Köye gittiğimizde kesmiş. Burada şey dalları vardı. Portakalın işte limonun narların o şeyleri vardı, dalları vardı. Onlar da budamış. Onlar da ön tarafa götürmüş, temizlemiş böyle. Bakın burada narları. Şöyle bu dalında daha biraz fazla var. Şöyle biraz çinkonun üstüne gitmiş. Burada komşunun bahçesi. Limonlarımız yavaş yavaş sararmaya başlamış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle portakalımız arkadaşlar. Tavşik. Biri orada, biri de burada. İki tane cücük. Bunları da annemden getirmişti Mustafa. Bunlar da burada arkadaşlar. Bu da mandalinamız. Yavaş yavaş sararıyorlar. Vurmadı işte, baksana çıktı. Al. Onu ister mi oturdu? Bir dakika. Öbür iskemeyi getirsin. Tamam, burada. Öbür tekrar basın geldi şimdi. Allah. Ver canım.
Ver benim küçük öküzüm benim. Açık mı? Hı? Evet arkadaşlar. Çok mu yakın oldu öyle? Olabilir. Arkadaşlar dünden şeyim yandı, canım yandı. Bugün iki tane, üç tane eldiveni birden giydim. Ama yavrum sus senin. Ama var beni ya, dinlemedin. Vallahi gerçekten dün var ya, ağlamamak için kendimi zor tuttum o derece yani. Çok böyle yani ağlayacağım, ağlayamıyorum da. Beni dinlemedin. Mesela ne dedim? Yavrum ya vazelin çal ya yağ çal. Yemek ya. Elinin yani yağlansın ki emmez yani, acı emmez en azından. Gibisine. Ya yani normalde ben bunu yıkayıp doğrayacaktım. Nereden aklıma düştü içini biberini temizlemek, ben de bilmiyorum. Şeytan dürttü. Kalktım biberinin içini temizledim. Şöyle doğrayıp da koysana dolaba. Tamam bitti mi? O dökülen zeytinyağı topla oradan oğlum. Tamam eline sağ ol. Dökülen zeytinyağı topla siyahları. Tamam sağlam onlar şey yap. Öbürlerine öbür tarafa at. Bunlar arkadaşlar dolaba koyunca çok güzel oluyor. Yumurtalar güzel kavruluyor yeme içine. O gün mesela bundan doğradım. Ne bu? Soğan doğradım değil mi? Soğan doğradım. Patates, soğan. Güzel şey oldu. Ne onun adı? Yumurta kırdım içine sabah kahvaltısına, çok güzel oldu. Onun için ben de dedim hani geçen sene çok az koydum. Bu sene de dedim bari hem yapayım. İyi olur yemeklere falan kullanmaya da. Bakalım Can. Ufak kırmızı doktorun çekiyor muymuş oluyor? Ne olmuş oluyor? Şöyle söyleyeyim, şöyle göstereyim. Böyle çekiyor değil mi? Abla şey işlemiyor mu? He çekiyor işte. Rakam göremedim de. Rakam aşağıda. He tamam şimdi gördüm. Gördüm. İdare et, göz görmüyor yavrum, görmüyor. Görsedim parmağıma vurmazdım. Yine buna şükür elhamdülillah, şikayetim yok da. Koştur 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 koştur. Hayat boş. Hayat boş. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kurban oldum Allah'ım. Pazara cumartesiye bağlayan gece Mevlüt Kandili. Şimdiden kandiliniz mübarek olsun yine. Şimdiden kutlayayım. Mevlam herkesin gönlüne göre versin. Bazı dua için arkadaşlar var. Allah haklarında hayırlısını versin. Evlat isteyenler Allah ile evlatlar nasip etsin. Evlenmek isteyenler aile işler nasip etsin. Hamarat bayanlar nasip etsin Mevlam. Evlenmek isteyenlere. Benim gibi beceriksiz olmasın. Eşim gibi. Becerikli, hamarat, sinirli. Sinirli, öfkeli, çirkin hadi. Öfkeli çirkin bir film vardı, kovboy filmi. Ya sen Mevlam'a niye için girdin şimdi? Neden nereye atlattın bana? Söyledim, durakladım ben de onu. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, Mevlam tüm geçmişlerimize rahmetine muamele etsin. Hepsinin makamı cennet olsun. Allah tekrardan işte evlenmek isteyen aile işler nasip etsin. Rızık isteyen aile rızıklar nasip etsin. Ev almak isteyen aile evler. Yani araba almaklar, aile arabalar. Yani hayırlısı olsun. Kimin ne sıkıntısı varsa kurban olduğum Allah'ım sıkıntılarını gidersin. Haklarını da hayırlı nasip etsin. Yani hayat imtihan. Benim meşhur lafım. Gerçekten hayat imtihan. Bugün var, yarın yok. Yani hiç yoktan şeyin üzerine bastım derken elim bir kaydı. Parmağımla tahtanın arasında parmağım sıkıştı sacın arasında. Akacak kan damara durmaz derler. Gerçekten öyleymiş yani. Yani Allah'tan gelsin, kuldan gelmesin her şey yani. Yani hastalık da olsa, şey, dert de olsa, bela da olsa istenmez yani. Allah'tan gelsin, her şey ayrılsın. Aha misafirimiz geldi. Aha. Tavşanımız geldi. Bu arada Kesir ablayı da özledim bayağıdan beri. Abi bak şu anda eşim gidip de şey. Bak bu geliyor böyle arkadaşlar. Tabii ki büyüklerim de var da bak. Bu tavşan böyle giriyor. Hem buğday yiyor. Affetsin çok özür dilerim. Hem de şeyini yapıyor, tuvaletini yapıyor. Hem yiyor hem yapıyor böyle. Keçi gibi dolduruyor yani. Ha burada kedide bir tane kulak almış, kulak kemiriyor. Kedilerimiz burada. Sırasını beklesene o kemikten vereceğiz. Ha geldi burada. Fifiş nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel. Gel. Ha. Karışmıyorum size. Bak o da tavuşlarımız orada.
Ha bunlar marulları vardı yavrum. Marul değil, havuçla salatalık var. Nerede? Neyse şimdi verin, o siz burada yiyin. İşte. Mevlam'ın sessiz kulları. Sessiz kulları. Allah hakkımızı hakkımıza için ayrılsın versin. Böyle arkadaşlar havluyu komple temizlendi, yıkandı. İşte böyle. Oo yanımına oturacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet canım. Buyur canım. Selam gönderdin mi sen? Kesir ablayı da diyorum, özledik diyorum. Bugünkü selam. Selamım Kezban Yürekli. Ama bir, zavallı bir de bildi de 24 saat telefonda bekledim diye. He sevgili. Ona da söyle. Ona da söyle. İki kişi birden olmaz. Olsun olsun. Diyene. Kezban Yürekli demiş ki ne? Hani demiş bize demiş selam yok mu falan. Neyse ben diyeyim. Sırayla arkadaşlar. Ben diyeyim. Sıraya koyduk, sırayla göndereceğiz inşallah. Benden yana olsun. Bingoci ablamıza Allah'ın selamı rahmet üzeriniz olsun. Selamun aleyküm. Bu selam da benden olsun. Bingoci ablam. Sevil kursun bak. Tamam ben öyle diyeyim. Ben yani o işlerle karıştırıyorum ben. Öbür kimdi? Kesir abla. Yani onunla karıştırdığım için ben Bingoci ablam diyorum. Ben de karıştırıyordum. Sonradan artık şey yaptım. Mesela Hülya bacıma Ballıoğlu diyorum. Ballıoğlu mesela Ballıoğlu da alıştı. Önemli değil diyor. Bazen eşimle öyle şey yaptık. Adamın soy ismini değiştirdi diyor. Biraz yani, grip olmuş arkadaşlar. Allah'ım şifa versin. Onun için yorum yazamıyor ama videolarımızı izliyor. Ona da dua ederseniz seviniriz. Ya zaten şimdi grip bazen ağır oluyor, bazen şey oluyor ama insanın içinde yine de bir kırgınlık oluyor yani. Evet. Ya şimdi reklam amaçlı değil. Zaten ben ben illa yani yoruma karşı cevap verin demiyorum yani, bak normalde yorumla yazıyorum işte, mesela hastalara şifa, ölmüşlerimize rahmet, kimin sıkıntısı var Allah'ın rahmet üzeriniz olsun diye. Ben bunu sizler için yazıyorum. Yani dua ediyorum yani manasında bilin diye, yoksa ben şey için değil yani. Lafını unutma, çoğu da demiş ki ne yani abimin demiş hani duası yeter bize. Yani ben bir şey beklemiyorum yani her zaman da ediyorum. Önce elimizden bu kadarlık geliyor, bahçemizde görüyorsunuz önce. Bahçem yok yine gideyim de çekeyim hani, ancak bu kadarlık oluyor yani, ben bu kadarlık yapabiliyorum yani. Ya imkan meselesi yani, illa maddi şart değil yani, geçen hani imkan mesele. Bahçemiz arkada güneş görmüyor, bir şey ekemiyor. Yazın bir şey ekemiyor, kışın bir şey ekemiyor. Kışın zaten mırık oluyor iyice, yağmur yağıyor. Güneş görmediğinden ne oluyor, su kala kala ne olur? Öyle evet. Balçık gibi oluyor aynı. Yani. Ama güneş görmüş olsa, güneşi gördükçe en azından toprağın yüzü bile hafiften şöyle şey olur yani. Bunda o yok kesinlikle. Onun için bir şey dikemiyoruz. Evet. Biz meşhur dilenciyiz ama kimden dileniyor? Rabbimden dileniyor, Allah'tan dileniyor. Kuldan değil. Kul vesiledir. Veren Allah, yollayan bana Allah, yollayan Allah. Bana dilenci diyenler, dilerim işte, Rabbimden yok, kendi dilenci durumuna düşsünler. Onun için beddua etmedi. Yok, yani demek istediğim. Çünkü beni rencide etmiş oluyor. Ben kimseden bir şey dilenmiyorum arkadaşlar. Yok, yok. Gerçekten. Ben sadece diyorum ki ne, ben sizden isteyeyim. Videomu izleyin ki ben kendi gücümle, kuvvetimle hani bir yerlere geleyim. Ya tamam şimdi. Sadece bu yani. Ben dilenip de ne yapayım? Bana aş mı gönderin? Yok yok. Mi gönderin? Yiyecek, kıyafet veyahut da eşya mı gönderin diyorum. Yok. Kimseden bir şey beklemiyorum ben yani. Ama biri derse ki ne Zehra'cığım, ben sana işte şunu hediye göndermek istiyorum derse, ben onun hayrını geri çeviriyorum. Yok diyemem dedim, ayıp oluyor bu sefer. O ayıp oluyor yani. Çünkü niye bak. Diyorlar ki ne, beğenmiyor mu, almıyor mu diyorlar. Yok gerçekten bak arkadaşlar, bak ben yani kendim söylemiyorum bak gerçekten. Hani böyle nasıl diyeyim, bak ben yine aynı lafı söylüyorum. Ben kaza yaptığımda yürüyemiyordum camide. Allah razı olsun, buna ismini de vereyim yani. Ne Erzin'di Allah'ım asarım. Yani. Soy ismi Erzin hesabımız. Çıkardı, ben dedi bu fitrem dedi. Karı koca fitrem dedi. Halı dustam dedi, sana ver nasip dedi. Tamam abi Allah kabul etsin dedim, aldım. Almayabilirdim ama orada adam mı, rencide etmeme gerek yok hani. Onu yollayan kim? Yine Cenab-ı Allah gönderiyor. Yani şimdi gerçekten bak düşünürsen nasip olmuyor. Bak bazen ben bir şeye niyetleniyorum. Cuma'da olsun veya şey olsun. Ben diyeyim çıktım mı diyeyim işte şu parayı vereyim diyorum. İnan ki bazen veremiyorum. Yani Allah nasip etmiyor. Etmedi mi? Etmiyor. Veya şöyle yapayım da olmuyor. Yani her şey nasip meselesi. Mesela nedir? Nasip olursa, Allah izin verirse, yani hep öyle yani. Hemen ben şunu yapacağım. Ama yapacağım inşallah. İnşallah ne? Ne yok.
Veya mesela birisi diyor ki işte bugün bizim yanımıza gelin. Gelirim der. İnşallah. Allah izin verirse gelirim. Bu nedir? Yani gitmesen bile Allah izin verirse bir sebep oluyor, bir şeyler oluyor yani. Burada beni izleyenler, çoğu buradan Ceyhan'dan izleyenler var beni. Hepsi de yakın şeylemiş çevremiz. Onlar bilmiyorlar mı demezler mi? Hepsi imam olsun, şey olsun. Çoğu insanlar demezler mi? Ya sen ne biçim insansın? Senin durumun var mesela, yani mesela ha durumun var ama sen çıkmışsın oraya, gitmişsin kötü bir eve oturmuşsun, dileniyorsun demezler mi? Benim yerimi biliyorlar, yurdumu biliyorlar. İsme gerek yok. Benim muhtarım da beni biliyor, çevrem de beni biliyor. Ben gezmem yok, şeyim yok. Ondan sonra da harıl harıl kıyafet almıyorum, harıl harıl eşya almıyorum. Bir yemem içmem, de ne çocuklarımın gözüne bir şey kalmaz. Onu da bari çok görmeyin yani. Ha, sizden ricam, videoyu izliyorsunuz. Bak mesela izlenmeye bakıyorum 1000 mesela. Beğeniye bakıyorum 250. Sizden ricam en azından like mı diyor işte. Ben de demiyiz. Onu da beğenirseniz çok güzel olur. Sevinirim. Beğenenin yorum ilerletmek. Bayağı yani videoyu öne sürüyor yani. Aynen. Yani puan yani bir öne sürüyor. Daha biraz daha şey oluyor yani. Onun için Allah hepinizden razı olsun. Evet arkadaşlar, kellemiz böyle pişti. Zehra Hanım buraya çıkarıyor. Çıkarabilsem. Çeker mi çaldın eline? Elim şeker değil de eldivenin şeyi çıktı da. Evet. Allah'a bismillah, kelle maşallah. Amanın kelle kelle. Hadi hadi. Hoppala. Ey kurban oldum valla. Peki, ver şeye. Gel piş piş. Tamam. Gel piş 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 piş. Gel. Buraya. Piş piş piş. Dur şuraya atayım. Ah, şuraya kemirsinler. Gel piş 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 piş. İyiyim bak ama. Kemikleri kemirim bak. Evet. Zehra Hanım açıyor. Düşmüş mü bu? He, düştü. Alın bakalım. Sıcak ama. Arkadaşlar paçamız yaptık. Böyle oldu. Şu şekilde. Bakın. Ben paçayı böyle yapayım. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Bulgur pilavımız da bu şekilde. Bulgur pilavımızı bugün Abdullah yaptı arkadaşlar. Video çektiğim masa var Ermeysa. Onun alt şeyine bak. Gerçi bu Ermeysa'ya çok önemli. Buldun mu? Kelle paça yaparken arkadaşlar, kellenin yarısı gidiyor herhalde.
Şöyle güzel bir film var. Onun için bunu cumaya aldım. Şunu da şöyle öne al, karıştır, soğut. Arkadaşlar burada limon var, getirdim. Yine süs biberi var. Bardaklarımız var. Of. Bitti mi? Kasak oldu. Kasak oldu. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, dostça kalın.